Ben niye rica edeyim abi? Ben onu anlamıyorum. Biz şimdi dilenci gibi burada bir de belediye başkanlarına dilencilik yapıyoruz. Hocam, kendi Niye dilenci? kendi adımıza bir şey istersek olmaz. Yapamayız, edemeyiz. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum abi. Hocam işte kendi adımıza istemiyoruz. Amatördeki yavrularımıza, kardeşlerimize istediğimiz için. Abi yapacaklar mecburlar bunu yapmaya ya. Biz yine başkanım hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yedis başkanım İmparatorum, iyi hoş geldin. yayınlar. Nasılsınız, Alanya Spor iyisiniz? maçımızı 3-2 kazandık. Öyle veya böyle. Allah Abi hayırlı benim uğurlu bu versin. konuşmamı bölmeyin abi lütfen. Dur Kime Ege, ne yapsak karışık? mı? Kaptanı dinler Başkanım misin geldi bir abi? hoş geldin diye ki ondan sonra. Eyvallah, eyvallah. Hepinize iyi Bak akşamlar. abi biz rica da ederiz, temennide de bulunuruz ama biz dilenci değiliz. Eyvallah, Yapmak eyvallah. zorunda oldukları burada bir hizmet var. Bu da bir hizmet ya. Allah için bir hizmet bu da ya. Evet. Doğru. E Allah için hizmette de ben niye rica edeyim abi? Bunlar sizin göreviniz ya. Bir de O kaptan zaman tabi. benim Malatya'nın belediye başkanlarından biri yapın. Bakın futbola neler yağdırıyorum, siz görün. Hayır, cebinde vermeyecekler. Hayati Başkan, biz de aldığı parayı geri versinler. Biz demiyoruz ki ya Allah aşkına cebinizde çıkarın verin. Biz de bu şehirde futbola belediyelerin ayırdığı bir bütçe var. Bu yasada da var, kanunda da var. Bu yasayı demiyor ki götür yandaşına ver, kurdun takıma ver. Bu şehrin kanayan yarası amatörün hepsine verin diyor. Biz kimse de asla. Bugün mesela Mustafa Başkan'la beraberdik. Birkaç yere gittik. İstesem şehirde şu anda bir Filiz atkı bazı Başkanım nasıl? Mustafa Başkanım nasıl? iyiyiz, çok iyiyiz. İyi İstişare maşallah, yapıyoruz. maşallah. Futbolcularla bugün beraberdik. Muhammed Başkan, ben falan. Şimdi Mustafa Başkan bu tür işleri biliyorsunuz pek geride kalıyor. Güven bizim aramızda sonsuz. Öyle bir şey yok. Bugün dedim ki Mustafa Başkan, esnafı gezdik biraz. Oturduk, çay içtik. Herkes diyor ki abi maç pazar günü değil mi? Dedim ki maalesef Yeşilyurt maçı var. Yeşilyurt maçından dolayı bizim maç cumartesi 3'e 1 nolu sahaya, bu sonraki Arapkir maçı. Çok üzüldüler. Dediler ki ya siz niye bir atkı bazıları gibi Ankara sağa sola gezmiyorsun? Dedim ki benim adım olsa gezerim. İdris Payza durumum kötü oldu. Arkadaş battı. Çala çocuğuma ekmek götüremeyim. Ama ben Malatyaspor'un şerefini dilendirmem. Gelen geldi gelir. Veren verir. Vermeyene de kulüp buradadır. Benle Mustafa Başkan finansı sağlarız. Malatyaspor'un şerefini dedim götürüp dışarıda bir atkıyla bir şeyine gezdir para toplamam. O benim yanlış şeyim. Ha, kulübüdür yardım eder. Mesela kulübüdür yardım eder. Baş göz üstüne de edenlere de hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendi kulüpleri. Ama ben bir atkı gezdirerek, bir forma gezdirerek ha nezaketen götürürüm formasını veririm. Verdim de bugün. Mesela Beşiktaşlar Dernek Başkanı Emre Bey'e, Oral Gaz sahibi Enes Bey'e maça davet ettim. Dedim ki formanızı verdim. Maça gelin Malatya'nıza sahip çıkın. Bugün bir yerde gittim oturduk bir çay mı içtik? Çakır'ın da sahibi çocuk. Abi dedi ben sana ciddi bir şey söyleyeceğim. Ama ne anlarsan anla dedi. Niye ya? Sen, ne olur ne? Abi dedi sizin maçta o Malatyaspor'u gençler halay falan çekildi ya. Vallahi billahi tillahi ben zannettim ki inin standa yıktı. Arkaya geçtim. Yaşım da ileri ya dedi. Biraz gözlerimi sildim ki çocuklara yıkayım ya. Yani biz böyle bir duygunun peşindeyiz. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Şampiyon oluruz, olamayız. Biz kulübü bu senelik düşünmedik. Kulüp yapısını ileriye götürmeyi düşündük. Projeler yapmaya çalışacağız. Bizim bu sizler olduğu müddetçe, bu Malatya'ya kenetlendiği müddetçe biz bunları hepsini çok çok ileriye taşıyacağız. Bizim amacımız şudur. Yapmayın. Şu Malatyaspor'un önünü kesmeyin. Yapmayın. Yani siz şunu mu bekliyorsunuz? Biz tribünde 10 bin, 5 bin kişi olalım ki koşarak gelesiniz, ne emriniz var mı diyesiniz. Biz onları da asla kabul etmeziz. Yani şu Malatya'ya ben asla, asla ve asla şey durumuna düşürmem. Eyvah bu sene olmadı. O bir sene olur, o bir sene olmadı, o bir sene. Projemiz Göztepe 3 sene olamadı. 3 sene sonra bir tüzükle bir şekilde yaptılar. Çok yaparsın olmaz. Bizi sağdan solda çok geriyorlar.
Biz Ara Geyik maçı çok iyi bir rakipti. Çok centime bir rakipti. Para harcamıştı. Futbol vardı. Yani futbol vardı. Bir takım 10 kişi kalacak. Hayati Hocam kolu çarpıp gidecek. Var da yok. Orta hakem, yan hakem koşacak. Kolu verecek. Sonra da kol iptalecekler. 3-0'a geliyor. Komedi diyor başkanım oldu. O harbiden ne? Komedi diyor. Var yok, bir şey yok. Ya, golü veriyorsun, neye göre iptal ediyorsun? Ya kolu nasıl verdi? Bizim onarından çarptı. Kendi adamlarına bizim varılmaz. Bizim adamda ofsayt'e doğru çarptığı için orta yan hakem doğru bir karar verdi. Kolu verdi, orta hakem de verdi. Birden baskı olunca kol iptal oldu. Olur, ona bir şey demezdik. Kırmızı kartın da haklıydı. Yani belki biraz yakın olsaydı vermezdi. O da futbolcumuz bugün ceza kurulda açıkladı. Bir maç aldı. İtiraz edeceğimizden. Arap Kir maçına yetişiyor. Onu da burada durayım. Çok üzülmüştü futbolcumuz. Yunus yedi hocam. Senin adamın yedi Yunus. O bizim Yunus mu? İtiraz etmedi. Kuraldan yedi. Sırtı dönük tekmeyi kaldırınca tam değmedi. Yani kural içinde. O da hiç itiraz etmeden, ne hiçbir şey etmeden çıktı. O da bugün Yeşil maçında oynayamayacak. İnşallah formasına kavuşur. Kavuşmasa her çocuğumuz her yeri dolduracak kapasitede. Yani çocuklarımız, ben bugün gördüm. Çocuklar dedim bir kamp yapalım mı? Mustafa Başkanı falan. Dediler ki hiç kampa gerek yok. Başkanım 1 lira sizin dışarıya verecek paranız yok. Siz suyu kutuyla getirsin arabanın arkasında dedi. Biz farkındayız. Suyu bile dedi 2 tane içmiyoruz ki bitmeye dedi. Bak çocuklar şunu diyor. Siz farkında değilsiniz diyor. Siz diyor kamp mamp yapmayın diyor. Kamp bizim yüreğimizde diyor. Biz çıkacağız diyor. Hangi maç olursa olsun diyor. Bize kampa gerek yok diyor. Biz sizlere inanmışık hepsi. Hiç takımın öyle bir huzura erdi ki. Gırgır inan, şamatası inan, sakat inan. Biri sakatlanırsa o biri hazır. Biri sakatlanırsa o biri hazır. Herkes görev bekliyor. Çıkan da hiçbir şey demiyor. Giren de bir şey demiyor. Yani çocuklar şunu diyor. Önemli olan sizler bu kadar emek verdiniz. Dışarıda kaptan yani imparatoru sürekli çocuklarımız dinliyor. Bugün bir imparator bugün Malatya Spor için diyor mücadele ediyor. Bir başkanlık yapmış. Selim Başkanım yıllarını vermiş. Ben ne yapabilirim? Belki de yarın ben Selim Başkanı'nın yerinde aynı bu şekilde Malatya'ya destek veriyorum. Başka bir arkadaşımız başkanlık yapacak. Yani bu Malatya sizlerin, bizim değil. Ben bugün Kuyumcu Pazarı'ndaydım. Ersin Akçebe, çocuk yıllarca da Malatya Spor hastası. Ya pazar alamaz mısın? Burada 15-20 esnaf illem gidelim. O videolarda falan izlemişler. Yani bir heyecan duymuşlar. Bugün oraya gelen sabahın 11'inde Serdar Kaplan o gençleri hep almış gelmiş. Daha yatağında uyanmış ailesiyle, çala çocuğuyla gelmiş o maça. Bizim futbolcularımız da ailesiyle beraber çocuklarını almış gelmiş. Belki uykuda kalmış ama çocuklarını da almış gelmiş futbolcular. Biz bir aile bütünü olduk. Yani sizlerin verdiği bu destekle yaptığınız bu sayfada Malatya Spor'un dışında bir şey konuşmuyorsunuz. Herhangi bir diyelim ki bir şeyin peşinde değiliz. Biz Malatya Spor'un peşindeyiz. Bizler de bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir Malatya çantası yapıp misafirlerimiz gelince dışarıda da olsun. Üstüne de Oktay Çevik, Nurettin Soykan, Mıh Osman amcam rahmetli nur içinde yansın lakabıyla. Bu çantaların üstüne bu tür resimleri, bir resme de İmparator Hayat abinin Malatya'yı seven, hayatını vermiş insanların değişik çant, o sarı kırmızı biri geldiği zaman en azından bir kilo kayısı da koyacaksak Malatya Spor çantasını götürdüğü bir yere Malatya Spor'un çantası görünsün yani. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Boş durmuyoruz. Bir anda kulüpleşmeye gidiyoruz. Bir anda bir şampiyonluk yarışında çok saha oyunlarına, ayak oyunlarına bakıyoruz. Biz kimseye bakmıyoruz. Yani şu bunu demiş. Bu bunu almış. Bu futbolcularım diyor ki her zaman bak Alegek maçına da çıkarken çok zor bir maç. Şey maçında Hayat Hocam teknik analizi sen daha iyi bilirsin. Allah seni inandırsın ki Arap Kir maçında zor bir maç gibi. Neden? Yenerse lige ortak oluyor. Bizden bir puan kalıyor. Arap Kir'i yenerse de bir puan kalıyor. Biz beraber kaldık şampiyon oluyor. Söyledim. Bak burada canlı yayında söyledim. Alageyik maçı kolay maç olmayacak dedim. Maç düşünelim dedim. Önümüzdeki maç Alageyik maçı. Biz o maçı kurtarmaya bakalım. Evet, ondan hocam. Sonra maç düşünelim. Ya hocam nasıl yapıyorlar biliyor musun?
Şimdi her rakibe saygı diyorum. Ya bize çıkıyorlar, bir defans, bir ayağa vurma. Beydağ maçında benim çocuklarım ayak kan revan içinde. Zor yendim. Bak çok kolay bir maç. Yeşil maç da zor. Yani biz maç maç seçe seçe geliyoruz. Yani biz öyle şey olarak gelmiyoruz. Çocuklar her maçı final maçında oynuyor. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, herkes profesyonel düşünürken benim çocuklarım taraftarıyla beraber cumartesi günü, pazar günüydü. Bahriye'de gil de geldi dostlarımız. Bir kuru fasulye yapmıştık. Herkes ya dizinin üstünde ya yolun üstünde masan, ama öyle bir tatla yediler ki. Keşke yani onu vereydim de dünya zengin olan kulüpler bunu örnek alaydı. Öyle bir zevkle yiyorlar ki öyle gırgırına aşağı değil mi bari? Yani evet. Futbol her şey büyük bir tesis değil. Futbol. Kuru fasulyeyle karın doymaz. Kuru fasulyeyle karın doymaz. Ne yapalım hocam? Ne yapalım hocam? Hocam. Biz... Garibanlaştırma. İnşallah yani, çok daha iyisi yok, olacak. Yok yok, ben onu demiyorum. Şunu sana ben söyleyeyim bak. Özür dilerim. Ben çocuklarımı, başkanım, bak, çocuklarımı her yere Süper Lig'deki takımlar bile her maçtan sonra kuru fasulye pilav verir. Ya işte, tamam o tam, öyle. Tamlaması yok, çok ama, iyi diye. Evet. Onun bilimsel bir açıklaması da var. Neyse. Evet hocam. Yani olsun. Şeyi demeye çalışıyorum hocam. Onu demiyorum. Onların yüreği yeter. Ya, bak, çocuklar ben... diyebilir ki bize servis yapasın. Biz yorulduk geldik. Çocuklar biri kalkıyor orayı süpürüyor. Biri orayı temizliyor. Ya 40 yaşında da var. Eğitimcilerimiz var. Tabii ki kafası futbol, ya, heyecan yaşayan yeni katılan çocuklarımız. Ben mesela kalecimi aldım. Yani o kaleci diyebilir ki ben İtman Yurdum birinci kalesi. O bir kaleci diyor ki önemli olan abi takım şampiyonusun ya. Yani o biri de diyor ki o Ramazan o bir kaleci. Abi diyor forma hiç aramızda farkı yok diyor ya. Önemli bu Malatya Spor diyor. Onun farkına bugün varmışlar. Ben ayıktım. Formanın ağırlığı. Fethi Altın Bey abimiz diyor ki et de yokmuş Hayat Hocam diyor. O da haklı. Tabii yine bizim Fethi'yim Allah razı olsun. O da bizle beraber çırpınan 4 kişi, 3 kişi zaten. Fethi de gecesini gündüzünü elinden ne gelirse yönetim bazında yapmaya çalışıyor. İyi gidiyor başkanım. Bak bir benim sizden ricam var. Evet evet. Sadece kişisel bir Malatya sporlu olarak, efsaneli olarak düşünme. Yok yok yok. Yok, yok. Bak burada camia çok heyecanlı bir hale geldi. Evet. Bu heyecan diğer rakiplerin kim olursa olsun hepsinin bir parça önüne geçirebilir sizi. Şuna çok dikkat etmek lazım. Her rakibe saygı duyun. Çok saygı duyuyorum. Yok 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 lütfen. Ha. O da emek veriyor hocam. Bizim, o da emek vermiş bizim, hocam. Bizim rakibimiz, ebedi dostumuz biz Malatyalıyız. Onlar da bizim dostlarımız. Olur mu öyle iş? Sakın başkanım hiçbir yerde hiç kimseyle bu konularla alakalı. Ya bak biz... Malatya bu konularla alakalı çok ters bir yer. Sizi karşı karşıya getirebilirler. Yok hocam, hocam biz önümüze bakıyoruz. Buna hocam, benim sizden ricam dikkat hocam, edin. Bak bize dokunsunlar. Mustafa Başkan'a dokunsunlar. Fethi Altun Bey'e dokunsunlar. Muhammed Güner'e dokunsunlar. Muharrem Hocam'a dokunsunlar. Paşa Hocam'a dokunsunlar. Biz 10 senedir buna... Bak bize bizi bana dokunsunlar. Tekrar söylüyorum. Mustafa Güner'e dokunsunlar. İsim veriyor. Muhammed Güner. Ama Malatya Spor'a dokunur, hakkını başka yere götürürse onu cevabını veririm. Malatya Spor'a bana söylesinler hocam. Başım üstüne. Çünkü şahıs söylesin. Biz bana Malatya söylemesinler. Spor'a... Bana da kimse söylemesinler. Ben abi bana söylesinler. Ya bana söylesinler. Yani Nilci'de... çok ayak oyunlarından uğraşıyoruz hocam. Bak şu anda kafa kafaya giden bir ligde bu söylemler fazlasıyla çıkacaktır. Çıksın hocam. Hiç önemli değil. Ama şu var. Abi futbolda ne yaparsanız yapın er meydanı sahadır abi. Tabii abi ya sahadır. Siz sahaya odaklı kalın. Ya diğerlerini Allah'ın izniyle futbolcu kardeşlerimiz halleder. Hocam benim projelerimiz bu konularla ki, alakalı. Yok yok uzadım. Malatya'da çok fazla konuşmaya yok, gerek yok. Hocam senin döneminde dernek başkanıydım. Yaşar Çeçil başkanım. Allah işini gücünü rast getire. Geçen gün de görüştüm. Gittim dedim ki başkanım derneğin işte Amigo Ramo izliyorsa o vardı. Epey daha vardı. Dedim ki ya bunları gel işe al. Malatya'ya emek verdiler bunlar. Seçime de yakındı. Kaç kişi dedim bak birinin soyadı benim akrabam sağlam. Ama kimi ailesini geçindiremiyor, kimi buna yapıyor.
Ramazan'da dinliyorsa katılsın. 13 tane adam ara ara gitmiş almışım. Ben geçen gün yine Selahattin Başkanım'la görüştüm. Dedim ki hocam, benim kulübümde çok kulüpte oynamış, çoğu öğretmen ama 3-4 tane çocuğu olan insanlar var. Bunlar bir sene oraya gidiyor, bir sene buraya gidiyor. Ben bu takımı bana çıkarırsak ya da çıkartmasak da ya ne olur bunları Esenlik köşesinde belediyelerde bir yere alın ya. Yani 32'sine 35'ine gelmiş. Ben çocuklarıma, futbolcularıma düşündüğüm bu, bugünlük düşünmüyorum. Yüreğime öyle basmışım ben bunları. O çocuklar da bunun farkında. Yani çocuklarımla bu sene çocuklar şampiyon olmadınız. Yavuş da bir de hayır, şampiyonu o hak etmişse, biz de sahada o gün iyi değilsek, olmamışsa olmaz. Yani ne kadar Selim Başkan'ın başkanlık yaptı. Hocam sen yıllarca takım çalıştırdın. O gün çok iyi hazırlanırsın. O gün çok iyi olursun. Şartlarda bir şarta gelir. Bir kırmızı kart yersin. Bir penaltı yersin. İş alt üstü hiç bilemezsin. Ama biz sizlerle bu ekip eğer öyle bir şey o bir sene daha kamçılanarak geleceğiz. Yani bu Malatya Spor'u bir senelik düşünmüyoruz. Altyapısını yaparak işte bak kulüplerde genç arıyoruz. 17-18 Murat Uşkun hocamdan görüştüm. Kale Gençliği'nin hocasıyla görüştüm. Mikail Tuluk'tan görüştüm. Bizlere altta yetişmiş gençleri alıp bizler de orada bir şey grup grup Malatya Spor'u öyle bugün olmadı. Hadi bir atımlık barutumuz yok. Allah'a şükür sizin gibi insanlar olduktan sonra bizim cephanemiz çok. Bizim mermimiz bir seferlik değil arkadaşlar. Yani biz Malatya Spor'u layık olduğu yere eninde sonunda Mustafa Güner Başkanı'nla beraber çalışmalar yapıyoruz. Kulüpleşmeye gidiyoruz. Tesisleşmeye gidiyoruz. Haklarımız varsa almaya çalışıyoruz. Yoksa da yapacak bir şey yok. Biz bu Malatya Spor'u öyle de böyle de yaşatacağız. Yani siz bu verdiğiniz emekleriniz dışarıda Almanya'da Özgür kardeşimin, Ankara'da Yusuf abimin, Ankara Mühendisler Odası Başkanı'yla beraber verdiği Ankara Mühendislik Başkanı ve Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı Battal Yıldız Başkanım. Sayın Başkanım. Evet. Ya ben artık vallahi bu pandemiden sonra Mustafa Başkan'a diyeyim hemen yaz. Akıl mı? Yani tutamıyorum. Mesela sana hatırlayacağım diyeyim ya Selim. Ondan sonra yerine çıkayım. Bu pandemi hepimize bir sakatlık beynimizi aldı. Allah şimdi, korusun başkanım. Maşallah Allah nazarda korusun. Sizlerin bu saatlerce yayın yapmanız, saatlerce Hayati Kaptanımın dostlarını kendi için hiçbir gün aramadığını biliyorum. Ben yıllarca dostuyum. Bir gün beni arayıp da ya İdris bugün arabam bozuldu da ben Paşa Köşkü'ndeyim gel beni Yeşilyurt'ta bıraktığını görmedim. Ha, ticari tahsiyatları ya bir yere tarzı tahsiyatı yoksa arabası yoksa. Ama ben bakıyorum Malatya Spor içinse elinden geleni yapıyor. Diyor yapacaksın. Arıyor dostlarını. Hem de öyle bir dostlar aradı ki bugün Özgür kardeşim projeleri olan yani mükemmel projeleri olan biz de o projelere kendi kulüp bünyemizden elimizden geldiği kadar hem projelerine destek amaçlı hem de verdiği desteklerden dolayı bugün beni 5 tane fethiyeli çevirdi. Bir tanesi Çakır'a karşılaştık. Abi diyor Özgür abi diyor size çok inanmış diyor güvenmiş diyor biz de Malatya'da sizi tanıyoruz Kayseri de bana veriyor. Dedim burada ne var biliyor musun? O adamın gönderdiği yardımlar bizim için fakir fukara kuraba diyorlar diye sonradan bazıları o fakir fukara kurabanın hakkını yedi. Bizde öyle yok. Bizde o hesap o günse o günde o verecek. Biz onların gönderdiği amanetleri yerine ulaştırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kimse de mecbur değil göndermeye. Kimse de bizim böyle bir aman göndermeseler de olmaz biz yapamayız. Biz bir yola hiç kimse yokken çıktık. Mustafa Başkanım geldi söyledi dedi ki ya ne olacak 7 kişi sahaya çıkıyor. Ya Hayati Hocam Paşa Hoca gil katırsın. Ben bu kulübü yani burada da söylemeye utanıyorum. Lisans paralarını çıkarmak için Paşa Bülent Başkan'la mecbur kalmış tefecide para almış gittim bu kulübü. Oradan aldım ben. Bari biliyor. Mustafa Başkan'la evet. Nasıl dedi Malatya Spor tefeciden dedi ki valla mecbur kaldık dedi. Lisans çıkmıyor dedi. Para aldık dedi. Yani keyfimizde mi aldık çocuklar dedi. Gel buraya dedim. Mustafa Başkan. Malatya şerefi bu kadar düşük değil. Yarın dedim bir şey olmaz.
bize kimse hesap sormaz. Biz bu şekilde bu kulübü aldık. 10 kişiyken sahada yokken aldık. Biz Malatya kimliği, Malatyalılar sizin malınızı sahibiz biz. Yani sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeni takımım değil ki ben. İdris Payza, Mustafa Güner, Hayati Palancı, Selimoğlu, Bahri'nin adını vermemiştik ki. Biz sizlerin tefecinin elinde artık Malatyaspor'un son bir çaresi kalmış. Son çaresinde o çocuklar Bülent Başkan'la Paşagil nasıl canlandırırız kimse Muharrem Hoca tefeciden para alıp o takıma gitmiş lisans çıkartmışlar. Yani mecbur bir lisans parası yatması lazım. Bırak onu 10 kişi, 9 kişi, 11 saat. Paşa Hoca diyor ki yüreğim elimde diyor. Hadi arayayım kardeşti gel gözünü yem. Ya diyor diyorum ki gelecek mi gelmeyecek mi? Şu anda senin Hayati Hocam futbolcun sahada üstünde Malatyaspor'un en güzel malzemesi ve çocuklar sahada çift kalede 3 kişi de yedek kalıyor. Çift kalede. Maşallah. 4 kaleciyle çalışıyorum ben. Maşallah. Yani, abi biz bu kulübü millet zannediyor ki biz şimdi bize işte Allah razı olsun kulübüne, kendi kulübüne sahip çıkanlara biz şimdiye kadar geldiğimiz kendi bütçemizden söylenmez mi? Bari biliyor. Defterde bende yazılı. Geçmiş parayla 350 lira şu anda 1-1,5 milyon parayla yapa yapa gelmişiz. Ama feda olsun kulübümüze. Neden? Biz Malatya'yı temsil ederek ama bugün oldu Malatya sizin sayenizde kulübüne sahip çıktı. Biz şimdi çok mutluyuz. 10 milyon daha harcasak önemli değil. Önemli olan öz Malatya'yı, gerçek Malatya'yı sizin gibi imparatorlarla Malatya'da belki futbolda kitap yazacak. Kitapları ileride okunacak. Kişiler sayesinde bugün çıkmış. Kendi belki anlaşacak kulüpler de var. Sayılan antrenörler içindesiniz. Pek kariyer önemli değil. Ben Malatyaspor'a ne yapabilirim? Ben Malatya'ma ne yapabilirim? Selim Başkanım işini uçaktan bırakıp bir Erzurum'da ben Malatya'ya ne yapabilirim? Bari sabahleyin 5'te nakliye gidecek, nakliye dükkanını açacak. Ya bari diye ki ben Malatya'ya ne yapabilirim? Tavman Başkanım kulübünü açmış, Ahmet'e yetki vermiş. Malatyaspor kulübünün içine girerse neyiniz varsa verin. Malatya sevdası başka bir şey diyecek. Bunlar sizin yaptığınız yayın ve sizin ayağa kaldırdığınız sayesinde oldu. Bunları inkar edersek parayla yapılmaz bu. Yani, estağfurullah başkanım, o her Malatyasporlu'nun olduğu gibi bizim de boynumuzun borcudur. Bundan yana öyle ya, Selim olur? Başkanım hiç bu şeylere öyle duygusal yanaşmayın. O senin söylediğin sözde. Sizler bak sizler kötü günün dostu değilsiniz. İyi günün dostu değilsiniz. Pardon. İyi günün yarın iyi günün dostu değilsiniz. Sizler düş günün kötü günün Malatya'nız bu durumdayken bu insanlar bizler burada bir şeyler yapıyoruz. Sizler de ne yaparım diye çırpınıyorsunuz. O da bizi kamçılıyor. Futbolcularımı kamçılıyor. Herkesi kamçılıyor. Yani bu kadro, aldığım kadro zaten çoğu genç. Kulübe çok iyi abeler getirdi. İçinde oynayan abeler getirdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunlar senenin kadrosunu yaparak geliyoruz biz. Yani seneye siz bu Malatyaspor'u o çocuklar hepsi 19 yaşında. Benim stoperim Abizer, gittim lokantaya, bak size bir anlatayım. Dizinde motor fikre şeyi, gittim oturdum. Çevre yolunda. Patronu dürüm taşıyor servise. Selam aleyküm, aleyküm selam dedi. Abi dedim, bu çocuk 19 yaşında. Ben de esnafım. Bu senin çocuğun olabilir. Gel buna gündüz antrenmanı izin ver. Biz karşılayalım. Dedi ki, o da benim bir evladım. Yusuf dedi, kaç yaşında? Dedim, ben 24 biliyorum. Yusuf dedi ki, ben abi 19 yaşındayım. O çocuk şansı Malatya'da olmasa, İzmir'de olsa, ya da İstanbul'da olsa, bir yerde olsa, o çocuk şu anda en iyi takımlarda 3. ligde top oynayacak çocuklar. Yusuf var orada. Muhammed var, genç çocuğumuz orada. Serhat diye bir çocuğumuz var orada. O birileri de abileri. Artık futbolun en üstte. Bu abiler bunları teşvik ediyor. Biz takımı sizin dediğiniz gibi bir sene kurup o bir sene dağıtak diye kurmadık. Biz sizi yarın size biri demeyecek ki ne oldu? Ayağa kaldıracaktınız. Hayır. Eğer Allah bize ömür verirse Hayati Hocama, Selim Başkanıma, Bari Başkanıma, biz bu takımı gençleştirip bu takımı bu sene olmaz sene olur. Seneye olmaz o bir sene olur. Çünkü biz bu sene hedef koyursak, hedefimiz var zaten de,
Oo, yenmedik. Etrafı yakalım, yıkalım, herkese salyalım. Olmadı. Hayır. Kısmetimiz mücadele. Biz rahatız. Biz de öyle kamp yapıyor. Çocuklarımız öyle bir rahatlar ki. Hiç sıkıntı yok. Ben çocuklara bugün kamp teklif ettim. Çocuklar dedi ki başkanım, ya biz sizinle çile çektiğinizi biliyoruz dedi. Bir tozu arıyorsunuz yani. Biz onun da farkında değiliz. Bize sizin her şeyiniz bize çok lüks geliyor. Biz kampa gerek yok. Biz evimizdeki kampı en iyisini yaparız. Normal biz dedi. Pötürge gençlik maçı gibi bir maç var ya dedi. Yani öyle sayalım. Bir tane Yeşilyurt maçı. Grubumuzda herhangi bir takımın maçına çıkar gibi çıkıyoruz dedi biz. Hiç sıkıntımız yok dedi. Şimdi dedi bizim sorumluluklarını bugün görüştüm. Diyor ki bizim sorumluluklarımız bu o bir maçlarda daha çok. Hayat Hocam değil mi? Niye? Ya biz diyoruz ki acaba burada bir kötüye gidersek ne olur? Biz final maçına gelelim onu bize bırakın diyorlar. Hani ben baktım herkes bildiğiniz üzere farkında. Malatya'da sizin yaptıklarınızı takdir ediyor. Dışarıda takdir ediyor. Burada bir de sizin yaptığınız buradaki yayınlar tamamen Malatya Spor camiası içinde. Selim Başkanım zaten sizin üyeliğinizi yapmışız. Kulübün içindesiniz. Bari tekrar ele. Hayati Hocam söylemeye gerek yok. Bu kulübe... Ben gönül üyesi, gönül üyesi. Ya, şey, Allah razı olsun ya, başkanım. Hayır, imparatorum. Yine bugün bir yerde aynı denk geldi. Öyle futbol camiasında konuştuk. Attılar, öttüler. Dedim ki Mehmet Avcı, Mehmet abi vardı Mehmet Avcı. Mehmet Avcı dedim elini vicdanına koy dedim. Dede Korkut Park'ın orada hayatı gibi bir kaptan olsaydı dedim. Bu belediye spor, öyle diyeyim ki Selim abim kız mı? Belediye spor dedikleri yeni Malatya dedim. Hayati gibi bir kaptan olsaydı 50 tane gevrek olaydı. 50 tane, 100 tane gevrek olaydı. Adil gevrek olaydı. O takmış derdi ki lan bu şehrin takımı. İşinize bakın. O takımı bu sene ne der ligde tutardı. Tutardı. Çünkü adam Malatyalı. Yarın dostları gelecek. Çünkü neden? Hiç şimdiye kadar Hayati Hocam sarımsak soğan yemedi ki azı boha. Yani çok şükür. Kötü bir şeye bulaşmadı. Futbolun geldi. Futbol ne gerekiyorsa onu yaptı. O günkü teknik direktörlüğü döneminde Yeşilyurt'ta olsun, orada olsun, burada olsun. Futbolu yaptı. Ahmet'i, Mehmet'i dinlemedi. Dedi ki kardeşim benim fikrimdeki bu. Ben bunu yaparım. Senin yeğenin olmuş, senin dayın olmuş. Çünkü neden? Hayati Hocam biliyor ki sahada formayı hak etmeyene verirse yarın Allah'a hesabını verecek. Belki o çocuğa o formayı verirse o çocuk o gün top oynayacak, biri izleyecek, bir yere gelecek. İşte Malatya'daki futbolda o yok. Yönetici diyor ki şunu oynat, sen bunu oynat. O bir çocuk da aşama gerek itmanı yapıyor, kenarda kalıyor. Şimdi bizim maalesef Malatya'daki işler sizin Ankara'daki, İzmir'deki dediği gibi yürümüyor. Yani yürümüyor. Bugün. Başkanım bugün ben de Ankara'dayım. Öyle mi? Ben iyi ya. Bir şey söyleyeyim. Yarınki duruma göre belki bir sürpriz yapabilirim. Eyvallah, hadi bakalım. Olur, bekleriz. Ben bir şey söyleyeyim. Abi. Başkan, ben Hanifi Başkan'la Bari Başkan'ın da adına bunu söyleyebilecek durumdayım. Kesinlikle. Bizden olur. Yana her şey helal hoş olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet. Yapmaya devam edeceğiz. Ha. İnşallah iyi günler yakındadır. Gönül rahatlığı içerisinde bir işi yapmanın verdiği huzur vardır ya, vicdani evet. Bir huzur vardır. O huzuru duyarak inşallah ya yaşamımıza şimdi ben, devam edeceğiz. Şimdi biz söyledim ya, bu kulübü nerelerden aldık, nereye? Şimdi biz bir emek verdik. Bizim emek, bana dedim ya, şahsıma yapsınlar. Mustafa Başkanı bana. Ama emeğe saygısızlık yaparsalar kızarım. Siz de burada bir emek veriyorsunuz. Sizin emeğinize kimsenin saygısızlık yapmasını istemem. Kardeşim işinize gelmiyorsa benimsemezsin, etmesin. Biz Ahmet'in hakkında konuşmuyoruz. Mehmet'in hakkında konuşmuyoruz. Ben demiyorum ki Kaysım'ı ihracat etmedim filan yere. Benim Kaysım'ı biri engelledi. Biz Malatya Spor diyoruz. Millet bize Malatya Spor'u soruyor. Biz de Malatya Spor'u en iyi şekilde temsil etmeye. Sizler saha dışında bize en büyük destekçimizsiniz. Bugün Serdar Kaplangil 12. adam olarak sürekli görevini yapan çocuklar. Hiçbir şey karşılık yok. Hiçbir şey, bir tek gelip orada yapıyorlar.
En son çocuklara baktım. Araba öyle bunların bir şey asaletine bari. Saygı duyuyorum başkanım. Bak bari başkanım orada. Bir kulüp başkanı. Hani emek vermişim. Abi herkes gitti. Benim arabaya da dedim bırak oğlum Mustafa Başkan gibi al. Misafirler gelmiş abi barış git falan. Ben ortada kaldım mı? Bari sen yoktun lan sen de gittin. Daha ticaret hastası da yok. Batı Malatya Spor seven bir arkadaşımız var. Otobüs kartı da yok. Ya otobüs kartını da boşver. Takım gitmiş, yemek gelecek. Kulüp başkanı ben arkadaki misafirleri orada bırakmak istemiyorum. Çünkü onlar benim evime gelmiş. Evime gelmiş. Nasıl bindirem arabalara gönderem çatırtmıyor onda. Ondan sonra Akgün geldi Batım bizim Şile Pazarı'nda. O da öyle bir şey ki çocuğu sınava bırakmış. Demiş ki gidelim o son 10 dakikayı seninle. Bak. Akgün dedim hele dön dön. Ne var hepimiz şeydi turabiydi. Birkaç kişi de hele bindir bizi nereye? Hadi kulübe kavuştuk kardeşim kulübe kavuştuk. Belki o Akgün kardeşimin o vefakar ve de cefakar davranışı var ya. Yegenimizi sınava bıraktı. Ya, geldi. İşte, belki o Vural, vesile oldu üç kişi almamıza. Ondan sonra Vural, Batın Vural da kalmış orada. Abi bu arada Vural abi işte de. Vural abi de dedi ki hele şuradan dön dedi. Ya öyle dedim geç kaldık kardeşim. Aradı çocukları çabuk çocuklara bir tatlı verin. Biz evet. Yolda bulduğumuz bak biz bir kulüp bak anlatıyorum. Arabamı misafir önce bana oraya gelen futbolcum kadar o taraftar çok önemli. Ben onları orada hadi elinize sağlık geldiniz gittiniz. Onu gel o cesareti kendimde bulamam. Neden? Onlar Malatya'ya gel Malatya Spor'u izlemeye gelmiş. Ben de Malatya'nın 1,5 milyon nüfusun temsilcisi olarak oradayım. Belki bugün bir Süper Lig'de değilim ama ben Malatya Spor'u temsil ediyorum. Malatya Büyükşehir Başkanı nereyi temsil ediyor? Büyükşehir temsil ediyor. Malatya'yı Ankara'da temsil ediyor değil mi? Ben de Malatya'yı temsil ediyorum. Ben bir ufak kuş sevenler Kanarya Derneği değilim arkadaş. Eyvallah. Ben Atıcılar Kuşçular Derneği değilim. Arkadaş ben sizin Malatya Spor'un Mustafa Güner'le beraber kulüp başkanlığını yapan Malatya Spor'un şerefine bir şey gelmesin diye mücadele eden biriyiz. Onurumuzu veriyoruz ortaya. Biz Malatya Spor'un kulübünün 7000 liraya kireye oturduğu o da her sene yere yatayım abi valla para yok yine 7'ye oturayım. Ben onu 7 liraya otururken rezistanlarda Malatya Spor'un kulübünün parasıyla 130 milyar aylıkla oturmuyorum. O sandalye bana batar batar. Ben o sandalyenin üzerinde oturamam. Malatya Spor kötü gündeyken aylık 130 bin lira Malatya Spor Kulüp Başkanı İstanbul'da yaşamımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden almıyoruz. Çocuklarımın fasulyesini de lahmacununu da helal paramızdan veyahut da sizlerin sponsorluğu verdiğiniz helal parayla veriyoruz. O yüzden o çocukların da karnı ağrımıyor. Yani çok biraz yani biraz arkadaşlar yani bu şehrimizin bu takımına önünü açın. Her sene siz şampiyon olursunuz. Önünü açın ki bu takım bir yerlere gele. Malatya içinde Malatya düşmanlığı yapmayın. Bugün biziz yarın sizsiniz. Yani bugün gördüğüm yerde yapacaklar bir şeyler ama Malatya'nın sahibi olduğu için bir şey yapamıyorlar. Bundan ki önceki dönemde ya siz de ne Malatya Spor'un peşine düşmüşsünüz. Bitmiş gitmiş bir kulübü. Biz mi yaşadık? Şimdi bize onu diyemiyorlar. Derseler biz Malatya Spor'un hakkını gider yakasına yapışır alırız. Yani bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Millet başkanım sahibi, hiç evet mütevazı abi. Olma. Herkes evet. Abiye saygı gösterecek. Yani tabii. Ben sana diyorum. Malatya Spor abi. Şehrin abisidir. Aynen. Bütün herkese saygı gösterecek. Malatya Spor da onlara saygı gösterecek. Aynen. Bak bu da ayrı bir taraf. O da aynı bir şey. Ben diyemem. Ama herkes bu takımın armasına, yılına, formasına, bayrağına, asaletine, efsaneliğine saygı gösterecek. Ya saygı göstermek zorundadır. Ya Hayati Hocam, şimdi sayımız az. Taraftar tamam bini buluyoruz. Belki bazı maçlarda pazar olsa fazla bulacağız. Şimdi yarın orada 5000 kişi oldu. Düne kadar gelmeyen adama diyeceğim ki sen düne kadar gelmedin. Şimdi mi neredesin? Öyle iş olmaz abi. Ben de o taraftara saygı duyacağım. Hani bu şehrimizin takımı. Hani biz bunu söylerken şunu demeye çalışıyorum. Yani arkadaşlar
Hayati Hoca gir, Selim Başkan gir, bari gir, burada bir emek veriyor. Yani Hayati Hocam'ın emeği ne? Diyor ki benim takımım Malatya Spor. Ben Malatya Spor'um için eğer söyleneceği söylerim, kızacağıma kızarım. Konu Malatya Spor diyor. Yoksa kalkar Hayati Hocam der ki arkadaş ben Yeşilyurt'u şampiyon ettim. Ben Yeşilyurt'u bu hallere getirdim. Siz bugün nerede? Kalkar ise yok diyor. O günkü futbol şartları öyleydi. Biz öyle yaptık. Onlar öyle bugün gördü. Onu konuşmuyor. Gidip diyemiyor ki arkadaş Malatya Spor'u 50 tane antrenör getiriniz Yeşilyurt'a. Benim lisansım hepsinin üstünde. Yok diyor. Siz onu o gün layık görmüşsen kendi menfaatlerini öne çıkarmıyor. Ama Malatya Spor'un hakkını sormak için elinden geleni yapıyor. İyi yani, ki de dememişim. Bak burada bak burada alnımı gere gere, göğsümü eyvallah, gere gere eyvallah, her şeyi eyvallah konuşuyor. Dedim ya Hayati Hocam. Yani şimdi öyledir yani. Yani birilerin para doğru askeri olmaya, doğruyu yapmaya devam edeceğiz biz başkanım. Ya bildiğimiz doğruyu biz yapmasak. İyi olmaya devam edeceğiz. Aynen. İyi olmaya devam edeceğiz. Ama şu var. Saygı nasıl alınıyorsa o kadar o öyle de gösterilmeli. Aynen. Hayati Hocam mesela insan, size söyledim Hayati Hocam. Bir insan bir insanı sevmeyebilir. O ayrı bir şey. Ama şu var. Bir kulüp bir kulübe bir insan bir insana saygı duymak zorunluluğu var. Hayır, olur mu öyle iş ya? Ben şimdi insanlar şunu şöyle anlayabilir, düzelteyim. Ben katilin tecavüzcünün neyine saygı duyayım diyebilir. Benim kastettiğim öyle bir şey değil. Hayır. Burada söylüyorum. Malatya Spor bu şehrin abisidir. Herkes saygı duymak zorundadır. Malatya Spor'da herkese saygı ve sevgi göstermek zorundadır. Aynen abi. Ben kulübün bugün bu yayınlara çıkarken kulübünüzde neler oluyor? Kulübünüzü nasıl temsil ediyoruz? Yoksa benim de bir ihtiyacım yok. Hayati Hoca'nın da bir şey de yok. Biz sizin kulübünüzü nasıl temsil ettiğinizi onu anlatmaya çalışıyoruz. Günlük gelişmeleri anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz diyelim ki biz şu hala transfer şeyimiz açık. Ayın 11'ine uzatıldı. Biz transferde gelecek yılın kadrosunu gençleştirmeye bu genç çocukları nasıl Türk futboluna kazandırırız bu takımın Malatya Spor'u kimliği altında mesela hiçbir kulüpte hocam izlenmiyor. Benim kulübümde o genç futbolcuları ben biliyorum kaç menajer bizi aradı. Bu kaç doğumlu? Malatya Spor olunca soruyor. Ama Fethi Altunbey abimiz bir ben onu diyecektim. Hocam okusun. Buyur hocam. Hocam şey Hanif abi okuyabilirsin. Lütfen hocam. Yok kaçırmayalım diye bu örneklemeyi. Fethi kardeşim demiş ki İdris Başkanım bir örnek vereyim demiş Hanifi Başkanım. İdris Başkan'ın ofisinde oturmuşuz. Futbolcu kardeşimizin biri hanımıyla orada geçerken eşini alıp ofise çıkıp bir çay içelim diyebiliyorsa bizim için birlik beraberliğimiz sonu da şampiyonluğu. Evet. Eyvallah. Aynen. Allah'ın izniyle. Sabahtı geldi. O bacım yukarıya kadar çıktı. Dedik bacım çayını falan. Futbolcu bize ailesiyle gelip maçta öyle güvenmiş ki Fethi bravo iyi yakalamışsın. Biz de futbolcuya şöyle söylüyoruz. Çocuklar telefonlarımızı evlerinize verin. Bir şey olursa yengeler bizi arasın. Bak diyorum sizin özel hayatınızda bir sorun yok. Eğer yengeler ararsa bunlar bu saatte gelmişse çocuklar vallahi benim için futbolda bitersiniz. Bak yine bu yayında söylüyorum. Ben bu yayında söylüyorum. Siz benim bak ben bir örnek vereyim. Belki de iş adamları Fethi Bey bunu iyi biliyor. Ben yanıma bir eleman aldım. Eleman da ticaretten daha önce ifraz etmiş. Bizim alanda değil. Kömürcü falan. Birileri dedi ya boşver dedi. İşte bir an eğiyor falan filan. Ben çocuğa baktım ki çok dürüst. Çalışkan. Mütevazi. Ben sabah Ziraat Okulu'nda işte çıktım Hayati Hocam. Geldim. O çocuğu sabah 3'tü. Bekledim çıktı. Dedim ki sen niye bu saatte eve gitmedin? 4 çocuğum var. Dedi ki dedim ki anahtarı ver dükkanı. Sen bana olmazsın dedim. Sonra dedi ki ben işini mi aksadayım? Yok dedim. Ben dedi bir yanlış mı? Yok dedim asla. Çok fazla çalıştım. Dedi niye? Eğer sen evine benim yanımda çalışıyorsan, sen evine bakmıyorsan o yengem yarın benim kapıma gelirse ben o dükkanı kapatırım dedim. Ve o çocuğu o yolda
bir şekil döndürdüm. Ailesine gittim, görüştüm. Ailesinin için ve çocuk ailesi, çocuklar bana dede diyordu. Yani böyle önemli olan o aileyi yakalamak. Ben bazı çocuklara diyorum ki, bizim o biraz yaş grubuna, çocuklar diyorum, bak sizin aileniz bizim ailemiz. Siz evinizi geçinde buradaki parayla, bazılarınız, bazılarınız değil, vallahi o ayda bir, bir buçuğa ihtiyaç var ki elektrik doğalgazınızı ödeyesiniz. Aman ha çocuklar, Malatyaspor iyi bir yer. Buradan da yine sesimi, ben sizleri Allah'ın izniyle elimden geldiği kadar yerlere atmaya çalışacağım. Ama önce ailelerinize olun. Eğer aileye olmuyorsanız kulüp içinde de olmazsınız. Biz kulüp olarak hepimiz bir aile olduk. Yani bu çocuklar, seneye bir yere gidecek çocuk yok bizde. Biz bir, bak hocam, Hayati hocam bilir, kulüp garabalıktı. Biz bir tane çocuğu göndermedik adam aldıktan sonra. Bütçemiz nasıl? 100 liraya ihtiyacımız var ya. Sana diyorum, kolyeyi, 5 kolyeyi alıp 10 kolyeyi suyu diyoruz ki idareli kullanalım. Biz o çocuklara, Mustafa Başkanım dedi ki, Güner Başkanım, bak İdris dedi, senden kardeşiz. Senin siyahına ben beyaz, senin beyazına ben siyah demişim. Bak dedi, benim oğlum da olsa dedi, senin oğlun da olsa dedi, burada emek veren emekçiler var dedi. Bu çocuklar kendi bir yere gitmediği müddetçe der ki, ben gideceğim hocam. Hiçbirini göndermeyeceksin dedi. Hiçbirini. Ve asla da göndermedi. Senin başkanım, Hayati hocam. Çocuklar da o mesela kadro 19-20 kişiydi. 5 tane de genç bulundurmak zorundayım. Vallahi o çocuklar da aynı tel örgünün arkasında kadroya girmeyen çocukları gördüm. Ben bir gözlerim, ben bakarım. Baktım, takımla beraber o koşuyor, o da o tarafa gidiyor. Yani şey diyor, o heyecanı yaşıyor. Hani biz böyle bir şeyden geldik, kulüp olduk yani. Yani siz dediniz başkanım, ya Hayat hepsine, hocam. Hepsine, bak hepsine, hepsine saygı duyuyorum. Eyvallah, çünkü eyvallah. Bunların tamamı, anlattıklarınızın tamamı sevgiye, saygıya dayalı güvene bir hayat dayalı. Biçim. Evet, evet. Güvene dayalı bir hayat biçim. Bunun adını ne koyarsan koy. Bu anlattıkların çok güzel şeyler. Bu profesyonel dediğin illet var ya, milletin gözünde büyüttüğü illet evet. Var ya, bizim yıllardır oynadığımız, çalıştığımız. Böyle sanıldığı gibi işte orada bir tek şey var, bir tek. İşte bu senin anlattıklarını yakalayamıyorlar. Evet. Ama paraları var. İşte paranın girdiği yerde ben de diyorum ki, Malatyaspor'da şu anda 23-25 futbolcu mu var Malatyaspor'umuzda? Evet, 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 evet. 25 tane. Vallahi de billahi de elimden gelse o 25 tane çocuğa 25 bin defa daha yardım ederim. Eyvallah. Çünkü, aile olmak bunu gerektiriyor. Şimdi aynen, öbür aynen. Taraftaki yani kıstas götürmüyorum. Başka bir profesyonel ligde bu olguları yakalamayan hiçbir takım liglerde kalamadılar. Bak araştırsınlar. Bu test sonucu. Bu benim söylemim değil. Doğru, doğru. Her aynen. Sene aktar dönder, aktar dönder yapan takımların aynen. Tamamına yakını bir alt lige düştü. Aynen. Bu saygıyı, sevgiyi bulamayan, işte aktar dönderi niye yaparsın abi? Şimdi sen bak kıyamadın vicdanına, vicdanına her şeye ihtiyacın varken o vicdan sana o çocukları orada tutma gibi bir olur görevi verdi. Aynen olur mu abi ya? Anladın mı abi? Ama bak o çocuk ne diyor biliyor musun lan? Şöyle diyor. Belki oynayan futbolcusu da bunu söylüyor. Diyor ki, evet bunlar gidebilirdi ama yönetim kurulu sahip çıktı, bu arkadaşlarımız da burada devam ediyor. Bundan daha güzel ne olabilir ya? Yani ben Hayati hocam, o çocuklara bugün birinden daha konuştum. Tek tek bazen Muhammed Başkan konuşuyor, bizler konuşuyoruz. Çocuklar dedim, ben size söyleyeyim. Sizler zannetmeyin ki ya bizi böyle diyorlar da, bazı profesyonel kulüplerde oynadınız. İyi biliyorum. Belki bizi amatör kulüpte dersiniz. Ben sizlere bu sözü, Malatyalısınız, Malatya çocuğusunuz. Kendi takımlarınıza sahip çıkın. Hangi takımda oynarsanız oynayın, oraya bir sahip. Biz sonuna kadar, elimizden geldiği kadar size sahip çıkacağız. Çünkü neden? Siz milletin, yani kulüplerin çok yüksek fiyatlara oynadığı kulüplerde onun çok cüzü altında burada mutlusunuz. Biz de sizinle mutluyuz. Hani biz de orada asla, yani asla ve asla bir ayrımcılık olmadan kimi hastanede çalışıyor, kimi öğretmen,
kimi fabrikada çalışıyor, kimi daha talebe. Yani öyle bir ortamı yakalamışız ki Hayati Hocam, ben bazen profesyonel kulüplerin bunu nasıl yakalamadığına üzülüyorum yani. Yalnız şunu söyleyeyim Hayati Hocam, her ilin takımı, her ilin profesyonel takımı, yani Süper Lig'de olur, üçüncü ligde olur, muhakkak 4-5 tane Malatyalı'nın olması lazım Hayati Hocam. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu profesyonel dedikleri illetten sana bir örnek vereyim. Evet abi. Norman Lopez'in ayağı kırıldı Denizli Spor maçında. Coşkun'un ayağını kırdığı maçı hatırlıyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz evet, değil evet. mi? Evet, 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 evet. Norman Lopez 15 gün ameliyattan çıktıktan sonra nerede yattı? Bilmiyoruz valla. Benim evimde. Ha, evet. Bugün sene 2022. Ben Norman Lopez'a ile hala görüşüyorum Zimbabwe'de. İşte. O aile sıcaklığını diyor. Şimdi bu Galatasaraylı Norman Lopez'a ve Malatyalı Hayati. Hani nerede kaldı profesyonellik? Yani. İşte. Ben şimdi... 15 gün benim evimde yattı. Benim kızım şu anda İngilizceyi konuşup ana dili gibi konuşabiliyorsa altında o 15 günlük süreçte Norman Mapeza'nın çalıştırdığı İngilizce kursu vardır. Hadi abi gelin buraya profesyonellik koyun. Yani şimdi profesyonellik neye dönmüş Hayat abi? Şuna dönmüş. Şu varsa abi, var. Ya abi işte o bak profesyonellik Selim Başkanım da burada işin içinde bari başkanım da sizler ticaret adamısınız. Profesyonellik para kazanma sanatıdır abi. Aynen abi ya. Tamam mı? Ama parayı harcama sanatı değildir. Aynen abi. Aynen. Yani bir vefa borcu değildir. Sen hangi de... camianın başında olursan ol, eğer kendi işinin başındaki gibi değer vermiyorsan yok olup gitmeye mahkumsun. Şimdi ben sana Hayat abi şunu söyleyeyim. Kaptanım, imparator. Bugün tabii diyoruz bazen adını almayacağız ama önümüzdeki örnek o. Başka örnek yok. Bugün yeni Malatyaspor işte kümeye düştü. Yani artık bugün o futbolcuların oradaki problem. Hiçbiri bu şehir kümeye düştü. Ya bu ekmeğe sürü. Düşünen var mı? Transferimi nereye yaparım? Nereyle anlaşırım? Oralarda. Öyle. İşte onun adını profesyonellik koymuşlar diyorum ya. Ya abi o şimdi ben sana söylüyorum ya. Değil ya. Ha bak. Her birinin cebinde 4-5 milyon dolar olan bir kulüp futbolcusunun cebinde değil yani bankada birikimi olan, evi olan 5 milyon dolar birikimi olan en az 5 milyon dolar olan diyorum. Belki içinde bir iki tanesinin yoktur. Çıkıp koca bir camiayı, o camia da değil de o işte koca bir şehri böyle basın toplantılarıyla yok etmesi doğru geliyor mu sana? Bunun adı profesyonellik mi? O değil. O oranın başında duran adamın hatası. Tabii. Evet. Sen o zaman şunu söylüyorum abi. Efsane Malatyasporlu günlerinde bu takım profesyonel liglerde gıkını çıkarmadan şampiyon oldu ya. Neyi konuşuyorsunuz? Profesyonellik dediğiniz ne abi sizin? Ya milletin milyon dolar harcadıkları çıkmadı. Değil mi abi? Biz çıktık. Neyle çıktın sen? Taraftarından hiç yürekle. Şeydi. Hayır sen. Aileyle. Sen öyle değildir. Sen geliyordun derneğe. Bak Hayati Başkan hiç kendine öyle deme. Çocuklar deplasmana gidiyorduk. Sen diyordun ki ya İdris Yata biri. Çocuklarını bir arıyordun. Çocukları bir dışarıda kalan var mı? Acı olan var mı? Ben sizde gördüğüm o profesyonelliği o yüzden sahada dedim ki hiç kimseyi bırakmayayım. En son ben bir ticaret tahsiline giderim. Kendi arabamı oğlum dedim şu abilerini götürsen demedim ki de onlar zannetti benim arabam var arkada bir tane daha ben siz gidin dedim o sizin yaptığınız o zamanki dönemde arardı ya işte diyordun durumu olmayan var mı pozisyonu olmayan var mı biz geldiğimizde Dede Korkut'ta testlerde Soykan'ın en güzel sevdiğim testler neydi hocam biliyor musun o bir tane şöyle tahtalı yeri vardı ya karşılaşır oturursun ya bakıyordum çayımız evet. Gelmiş. Hayır niye çayımız gelmiş? Takımın kaptanı bize saygı duyduğu için oradaki herkes saygı duyuyordu. Takımın kaptanı taraftarına saygı duyduğu için bak, niye? Bu ilk defa bir şey söyleyeceğim. Abi ben sana
Niye? Diyorlardı bu hayatı Malatyalı. He. La bu Malatyalı'yı tutar bizi tutmaz. Eğer bir ibnelik yapacaksa da yapamaydı abi. Sen ona geç. Bak. Sana çok net, evet, bir şey söyleyeyim. Biz Antalya'daki o finale gelen 3 maçta, yani finalin dışındaki 2 maçta, buradan da çok net söylüyorum. Sevgili İbrahim Balarısı, Sayın Ahmet Özal. Vallahi. Verdikleri primleri biz havuzda biriktirip futbolcularla paylaştığımız gibi Malatya'da kalan 8 tane personelimize 7 mi 8 mi işte hatırlamıyorum o gün. Biz aynı paradan onlara havuzun içinde para toplayıp getirdik verdik. Ya işte bu bitti. Olayın olduğu yer bu. Bu. Niye? Şimdi Hayrullah abi beni her gördüğü yerde, İbrahim abi her gördüğü yerde sarılır öperler. Niye? Hayrullah abi derdi ki sen bize ev sahibi yaptın. Ya biz bir şey yaptık. Bak geçen gün bize... Siz bize ev sahibi yaptınız dedi ya. Ya bak şimdi bir kaptanım daha var. Geride o da senin gibi Kemal kaptanım. Biz primi bir açıkladık. Bir ufak yüzü işte bir neyse. Biz tutmuşuz 3 tane oynamayanı unutmuşuz. Bizde maç maç falan yok ya öyle. Aylık var. Kaptan Kemal'im hemen kendi arasında demiş toplayalım. Benim yok Kemal. Onları bana söyle. Unutmuşum. Onların adına özür dilerim. Ben de o gün rahatsızdım. Bir de depoyu su basmıştım. Eve gelmiştim. Muhammed de gözde kaçırmış. Kemal da aynısını yapıyor. Yani bu ahlak senden sonra da Malatyalı'da var. İşte o yüzden diyorum arkadaşlar, bundan sonra Malatyalı Malatya'da yönetilsin. Bizde o dışarıda, tamam dışarıdakiler Malatyalılar bizim en canımız, en ciğerimiz. Kulübü böyle yanlış kişilere teslim etmeyin. Kulübü denetimi olsun. Kulübü her sene açık olsun. Belki bak ileride yine bu kulüpler bir yere gelir. Artık bunlara da bir ders çıkaralım. Bak bu alttan çırpınıyor, gelemiyoruz. Yani öyle alta düşmek kolayı. Üstten düşmek, alttan çıkmak zor. Üstten düşmek çok kolay. Bak patır patır gelecek arka arkaya. Bak göreceksiniz. Transfer yasaklarıdır, bilmem şurada. O zaman yine Hayati Hocam, altyapıda sizler Malatyalılar, şunlar bunlar vardınız. Çantayı valize almadınız. Sabahleyin orada adam bulamazsınız. Personel bulamazsın. O tesislerde fareler cirit oynar. O yüzden Malatyalı Malatya'ya sahip çıksın. Hepinize iyi akşamlar diyeceğim. Kapanıyor ama o tesiste fareler cirit atmayacak. Tesisi nasıl sahibi gelecek oraya? Ya kapanıyor mu? Ona hazırız hocam. İdris bir soru sorayım. Muharrem hocamız sağlık konusunda bugün, da bize bugün, bilgi verirse. Bugün gittik yanına. Bendim, Mustafa Başkan, bizim Burak, Paşa Hoca. Gittik. Daha diye hocam geçmiş olsun. Abi taşları gördüm. 7 tane taş. Şeresim harbiden 1 lira gibi. O akça daha çok gidip geldi. Hocalık yapıyordu. Orada uyudu mu yuttu. Bence o şeresim ağzı açıldı kaçtı içine. Ya abi bu taşlar olmaz. Kurban olam. Aa canlı yayında bari ben çıkarsın. De, ben de bugün konuştum. Ben de. Ya abi canlı yayında. Zaten herhalde abi, sonunda sağlamıyor. Abi canlı daha yayında rahatlar. Şerefsizim. Öyle vallahi tesadüftür ben de konuştum hocamla. Abi hocamın ellerinden öpüyorum. Sağlık ondan sıhhat sonra diliyorum. Başladı. Bili misin dedi. İşte burayı bile, la hocam hele bir kalk ayağa dedim. Sen şey etme dedim. İyi kötü gideyim. Yani yataktayken de hala ben Malatya Spor için, Malatya için ne yaparım? Onun felsefesinde şu var. Birini yetiştirebilir miyim? Yani sen oynamışsın. Ahmet, Mehmet onda öyle bir olay yok. O hocam da o haliyle hala Malatya Spor'u düşünen bir an önce kalkıp gel. Cuma günü de doktoru izin vermediği halde beni gel arabayla al dedi. Yukarıda da olsa bakan. Yani hala evlatlarım diyor. Takımdaki o çocuklar onun için birer evlattır. O onların manevi yani değerleri çocukların çok önemli. Yani o hala çocuklar düşünüyor. Şu nasıl oldu? Şuna nasıl yaptınız? Sakat var mı? Çocuklar nasıldı? İşte böyle yapalım çocuklara. Yani onun felsefesinde Hayati Hocam şu var. Kadroda 30 kişi olsun. Oğlu da o gün kadroda olsun. En iyi maçta vallahi oğlun da oğlu zanneder ki yarın oynayacak. Sabah formaya bakarsın ki oynamayın. Yani hocam öyle. Yani bugün selamları vardı hepinize bari hocam.
Bundan sonra bundan sonra hele dut bırak yapmayacak biliyorsun. Sen bari bunu anladın. Ondan sonra sahanın kenarında yürüyemiyordu ya. Şimdi yani mükemmel. Yani ben sana söyleyeyim mi? Arap Gir maçında ben de oynarsam dese şaşmayın. Eyvallah. Ama gizli santrafor olarak oynayacağım. Gizli oynayacağım. Abi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başkanım bir dakika. Sen burada gel. Estağfurullah. Ben de bir şey söyleyeyim. Ağzına yüreğine sağlık başkanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle Malatyaspor öldü, gömüldü vesaire ifadelerde bulunan, böyle gaflette bulunan arkadaşlarımız bilsinler ki saygı çok kıymetli bir müessesedir. Eyvallah tabii. Benim başkanlarım, kocalarım, futbolcu kardeşlerim orada onurlu bir mücadele yaparken onları yok görmek, gözünüzü seveyim, bu günaha girmeyin. Ben yine en masum ifadeyle söyleyeyim, gaflete dalmayın. Bir ikincisi, efendime söyleyeyim, biz tabii ki şehrimizin de özellikle de ben severim yani Arapgir'i hakikaten severim. Tabii kardeşlerimiz ya. Beyefendi şeyliği vardır, bir kimliği vardır, naif bir kimliği vardır. Eyvallah. Onu da belirtmekte ben asla ve asla hiçbir şey duymam. Bunu ifade etmekten de gurur duyarım. En nihayetinde Malatya sınırlarımızın içerisindedir. Malatyalı olarak anılmaktadırlar. Malatyalıdırlar. Bu böyledir. Ama bizim hakikaten mücadelemiz var. Malatya sporumuzun onurlu bir mücadelesi var. Arapgir'le biz saygın bir mücadelenin içine girmişiz. Eyvallah. Şimdi ben bir tarafım. Ben Malatya sporluyum. Ben Hayati Hocam da öyle. Bahri Ağabeyim de öyle. Biz öyle efendime söyleyeyim ortaya ifadeler kullanacak insanlar değiliz. Ben şunu söylüyorum. Malatya'da bazı şeylerimiz efendim ikisi de Malatya'mızın kulübüdür. Efendim rengini belli edeceksin arkadaşım. Öyle, öyle şey yok. Tamam öyle burası bir futbol müsabakasıdır. Bir futbol yarışmasıdır. Rengini belli edeceksin. Öyle ortaya başkanım. Ortaya karışık bizim sarı kırmızı değil. Sarı kırmızı rengini belli ediyorum. Bir dakika. Eyvallah. Şey sarı kırmızı. Tamam. Bak, Selim başkanım. Selim başkanım. Lütfen ben bitireyim. Eyvallah. Öyle ortaya karışık o olmuyor, o sayılmıyor. Bir ikinci konu. Ben bunu yemem kardeşim. Ben yüce Rabbimin verdiği akıllı hareket edebilen biriyim. Hepinizin olduğu gibi ben de bunu şey yapıyorum. Öyle efendime söyleyeyim. Arapgir Spor şuradan futbolcu aldı. Bilmem nerenin altyapısından aldı. Ya var ya Manchester United'in, Chelsea'nin, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Bayern Münih'in altyapısından da gelse en nihayetinde karşısındaki rakip anlı şanlı Malatya Spor. Bunu herkes böyle bilsin. Ben o zaman şöyle diyeyim. Sizin o bahsettiğiniz bilmem filan yerin işte Malatya Belediyespor'un altyapısından şunları şunları aldı. Senin Malatyaspor Belediyespor'un altyapısından Malatya Belediyespor'un altyapısından öyle topçular gitmiş ki İngiltere'ye o günü Digitürk'ten Premier Ligi seyretti izliyorum. Öyle başkanım gülme lütfen bu işlere gülünmez kurban olan. Premier Lig'de spiker İngilizce şey diyor. Ben anlıyorum tabii. Yarım yamalak İngilizcemizde. Diyor ki işte Malatya Belediyespor'dan alınan bilmem ismi de söylüyor Türkçe. İşte altyapısından gelen. Dönüyorum bir gün sonra La Liga'yı, İspanya'yı seyrediyorum. Aynen İtalya'yı seyrediyorum. Aynen Bundesliga'yı söylüyorum. Aynen hep Malatya Belediyespor altyapısından gelen futbolcularla dolu. Ya arkadaşlar etmeyin tutmayın. İsterse Brezilya an milli takımından altyapısından gelsin. Arapgir Spor'a, Arapgir Spor'umuza diyeyim. O da tamam Arapgir Spor'umuz diyeyim. Ama biz Malatya Sporluyuz. Arapgir Spor bilsin ki bu şeye efendime söyleyeyim bu gazı verenlere gaza gelmesinler.
Arapgir Spor'un rakibi Malatya Belediyespor değildir. Malatya Yeşil Yurt Spor değildir. Malatya'nın herhangi bir saygı duymamla beraber, ama ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim, Malatya'mızın herhangi bir amatör kulübü değildir. Anlı şanlı Malatya Spor'dur. Arapgir'e benim nacizane önerim, sakın ha sakın, sakın ha sakın o maç sahada oynanır. Öyle birilerinin, efendime söyleyeyim, ortaya attığı gazla şuradan yetiştiler, buradan yetiştiler diye bir şey yok. Yine söylüyorum, isterse Barcelona'nın altyapısını doldursunlar oraya. Onların rakibi anlı şanlı Malatya Spor'dur. Benim Kemal Kaptanımın önderliğinde aslanlar gibi bir 11 çıkacaktır oraya. Gereğini, bu bize yapılan ihanetin bedelini orada bağırta 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 vereceklerdir. Evet. Hesabını soracaklardır. Bu kadar evet. Açık ve net konuşuyorum. Teşekkür ederim. Rabbime kurban olayım. Rabbimin de yardımıyla öyle sağa sola yapalamalarla bu iş olmaz. Ben bu kadar söyleyeyim. Başkanım, seni tuttuk hakkında. Devam edeyim. Ben Kemal Kaptan'a dedim ki, futbolculara dedim, Muhammed'e de söyledim, onlar başında. Dedim ki, eksik yeriniz var mı? Kemal Kaptan dedi ki, başkanım, hiç bizim eksikimiz yok. Biz önemli olan kafada, yürekte eksik olmayak. Bizim kafamız, yüreğimiz Malatya Spor dedi. Bizim iki ayağımız var. Bizim futbol bilgimiz onlardan fazla. Bizim yüreğimiz var. Ben de bitti. Daha adam da gerek yok. İsterse en istediğim. Bitti başkan. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Arapgir bizim. Benim Kemal Kaptanım, Kemal Tekpınar Kaptanım. Futbolcularım hepsi. Onun önderliğinde aslanlar gibi hocalarım da. Neden? Muharrem hocam da Allah sağlık versin. Başak hocamın da. Evet, sahada. Evet. Bunlar sahada konuşulur. Birilerini çaktırmadan, inceden parlatanları biz yemiyoruz. Ya şey diyorum sana, senin biz başkanım, yemiyoruz biz neden, baba. Onu neden bugün, neden bugün? Onu yeni neden, askere gidenlere anlatın. Evet. Biz neden Kemal Kaptanıma, futbol takımına da söylüyoruz? Çünkü her futbolcum hepsi Kemal değerinde. Veyahut Kemal Kaptanım temsilcisi olduğu için biz o onurayı Kemal Kaptanıma veriyor. O da futbolcularına zaten bunu söylüyor. Şimdi şunu söyleyeyim size. Arguvan maçına biz yönetim olarak gittik. O şehrimizin aynı bir ilçe takımı. Gittik, destekledik. O adamlar da kulübünü, bak Arguvan'a yine teşekkür ediyorum. Malatya Spor varsa hangi futbolcu varsa verin dedi. Çünkü Malatyalı biliyor. Bugün Hayati Hocam, biz Malatya Spor, bugün bu deplasman Urfa var, bilmem Adıyaman var, işte Besni var, atıyorum. Sen Malatya Spor'u sarı kırmızı, Malatya Spor'una Urfa şehrinde gezersen, Urfa der mi ki bu otobüs yahu Arap ki yahu da Beydağı neresi ya, Beydağı Malatya. Ama Malatya Spor kimliğini taşınca biz sizi orada Malatya Spor olarak temsil edeceğiz. Biz bizi lige çıkaralım da dışarıda sizi Malatya olarak temsil edelim diyoruz. Tabii ki sen de temsil edeceksin. Valla ben sana espri de katalım. Biraz tamam. Evet. Biraz espri katayım. Elazığ'dan bir Malatya Spor gelsin, bir de bir diğer takımlar gelsin bakayım. İşte bana, abi gözüm hemen çok taş çıkıyor. Abi, vallahi Elazığ Fırat geçiyordu. Elazığ Spor geçince var ya, otobüsün arkasında o komutanım böyle diyor, selamlar böyle takip et. Böyle gidene kadar. Ta araba batana kadar takip ediyorum. Bir Diyarbakır Spor geçince takip ediyorum. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Yoksa biz isteriz ki Malatya'nın 10 tane takımı 3. yurtdosu olsun ki bu çocuklarımız ayrı ekmek yedirmez. Gerçi Malatya sezonu ekmek yedirmezler de. O yöneticiler var ya, o futbolu bilmeyen, topu bulup da karakola bomba götürecek insanlar Malatya çocuğunu 3. barındırmazlar. Derler ki, biri der ki ne gereği var. O yüzden bizler eğer Malatya sporumuzu çıkarırsak, çocuklar size söyleyeyim, ben Malatya'nın, bak burada söz veriyorum, Malatyalı'nın dışında, bak genç gelmiş, 16 yaşında gelmiş bilmem o. Malatyalı'nın dışında Malatyalı getirmem. Ne takımın antrenörü, bak Mustafa Başkan da bununla aynı kanattayız. Ne antrenörü, ne futbolcuyu. Malatyalı olacak arkadaş. Ha, bir üst liglere çıkmışız. Mecbur futbolcuya ihtiyacı, onu demiyorum. Başkanım ama, burada araya gireyim. Evet. Baskilli olsa nasıl olur başkanım? O da bizim içimizdeler ya. Onlar aslında. Bak benim galecim, benim galecim hepsi. Abi hepinize çok teşekkür ederim.
futbolcularıma teşekkür ediyorum. Mustafa Başkan adına bizi izleyenlere, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de bu yaptığınız Malatyaspor'un dışında bir şey yapmıyorsunuz. Malatyalılar adına size de çok teşekkür ediyorum. 10 dakikayı Belediyespor'a ayırıyoruz başkan. Son 10 dakika Belediyespor. Şimdi dayı Kemal Sunan. Bugün ona da ayırmayalım. Kemal Sunan değil ya. Ben seni mahpus karısı yapacaktım. Niye yapmadın? Ben de bıktım. Diğer güzel şeftali yesen bıkmaz mısın? Arada onu da bir kaynatacağız. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz.